Deniz Bey. Siz bir şey gizliyorsunuz. Sizden bir şey saklamak mümkün mü? Kızılderililerden mi öğrendiniz bu Ali Cengiz oyunlarını? Sus kızım, ayıp. Bakalım içinden ne çıkacak? Ne zaman sahip çıktın ki Aras? Ha? Neredeydin bunca zaman? Neredeydin Aras? Üstündeki üniformaya mı güvenip böyle atıp tutuyorsun? Ne üniforma? Bir de silah. Gel. Ya yeter! Saklanıp da çalmasaydın keşke kapımızı. Aşk, korkuların arkasına saklanarak yaşanmaz ki. Bunu en iyi senin bildiğini sanırdım. Sense sırların arkasına saklanmayı tercih ettin. Sır, taşınması en ağır yük değil midir? Neden kendine de haksızlık ettin? Hem hangi sır sonsuza kadar saklı kalmış ki? Zamanın açığa vuramadığı bir sır var mı? Bir şeyler ye, kursağından geçsin. Nasıl yesin annesi? Nikah topluluğu geldi üstüne kızım. Ha. Aklı Deniz Bey'di. Eminim o da seni düşünüyordur şu anda Şeydacığım. Saçmalamasak. Ama anahtarı da verdi zaten. Kalbinin anahtarını. Yüzeydekilere bakmaktan derinlikleri görmüyorsunuz. Kızım bizim nefesimiz yetmez oralara inmeye. Sen anlat bize neler varmış derinlerde. Anahtarı bana vermedi ki o. O zaman Nilgün'e verdi. Nilgün bir gelecek oraya, göreceksiniz. Esra'ya verdi. Üzgünüm canım, hiç şansı yok. Kalbimde başka biri var şu sıralar. Ne? Ah ya Rabbi, hayırlı kısmetler ver. Bak ekmek sepeti var elimde. Ciddi misin Esra?
Ceyda, sen biliyor muydun? Yoo. Ayol sıkıştırmasana kızı. Rahat bırak. Doktor mu? Maalesef anneciğim, hasta kendileri. Aa, ama Esra'cığım hakikaten sen hasta edeceksin beni. Yani pazara çıkılıp çürük elma alınır mı be kızım? Hastadan sana hiç koca olur mu? Kızım sen ciddi misin? Ya aman canım, size de bir şey söylenmiyor. Yoğun bakımda yatan bir hastam var. Ölümden döndürdük ama iyi mi ettik, kötü mü ettik bilmiyorum. Aklımdan çıkmıyor bir türlü. Yavrum, Allah şifa versin. Anası babası üzülsün. Sen her hasta için bu kadar üzüleceksen, oho. Ormana bakmaktan kapının önündeki ağacı görmüyorsunuz. Ha? Ay, ben açıyorum. Aa, merhaba. Eğer yumurtanızı almaya geldiyseniz artık çok geç, çünkü biz onu yedik. Hayır hayır, ben doktor hanımı ödünç almaya gelmiştim. Aa, buyurun Deniz Bey. Şey, doktor hanımı ödünç istemeye gelmiş. Gelmez misiniz Deniz Bey? Gelmeyeyim Esra Hanım. Dün akşamki teklifiniz hala geçerliyse ben bugün şansımı denemek istiyorum. Dün akşam? Hı hı. İlaçlı mide filmini istemiştin ya. Onu söylüyor. Aa, bugün mü geleceksiniz hastaneye? Evet, aslında şimdi. Arabayla gidecektim. İsterseniz beraber gidebiliriz diyecektim. Bilmem. İyi o zaman. Ha, Şeyda, akşam arkadaşlarla sinemaya gideceğiz. Gelmek ister misin? Sağ ol. Ben parka gideceğim. Ama ablacığım, değişiklik olurdu sana da. Olmaz. İyi. Hadi görüşürüz anneciğim o zaman. Ben çıktım. Hadi görüşürüz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Sen de gitseydin sinemaya Şeydacığım. İstemiyorum anne. Ay peki. Arabanızda pikap varmış. Bir sürü de plak var. Muhalle Hanım'ı da alacağız da. Muhalle abla çoktan çıkmıştır, bekliyordur bile. Canım, artık masayı toplayıverirsin değil mi? Evet. Prenses, biz şehri fethetmek gidiyoruz ve bu sefer kesin alacağız. Gazanız mübarek olsun. Yavrum. Hadi. Hadi al, asmaldık. Güle güle. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Yürü kızım, yürü. Tamam anne, bir dakika. Ayağım. Bağlayacağım ya. Bakalım doktor hanım, denizin derinliklerinde neler var? Bakalım benim gördüklerimi görebilecek misin? Doktor hanım, dinlemek istediğiniz bir plak var mı işlerinde? Seçmeye çalışıyorum ama hepsi ecnebi. Bunu dinleyebilir miyiz? Tabii. Sen benim yalnız dualarımın karşılığısın. Sen gökten inen bir meleksin. Sen gelmeden önce öyle yalnızdım ki
aşkımın beklentisiydi. Sen gelmeden önce nasıl yaşıyordum bilmiyorum. Sen benim hayatım ve kaderimsin. Seni çok seviyorum sevgilim. Sen benim için her şeysin. Bütün plaklar, şarkılar yani. Özlenen bir sevgili, kavuşamama ya da hasret üzerine. Sevdiğiniz kız çok mu uzaklardı? Ayırt edersiniz. Zaten bu şarkılar kavuşamayan aşıklar için değil mi? Galiba ben böyle şarkıları dinlemeyi seviyorum. Siz ne tür şarkılar dinlersiniz? Bilmem. Hastane o kadar çok zamanımı alıyor ki şarkı dinlemeyi unuttum desen yeri var. Ama bu şarkı güzelmiş. Etkilenmedim desem. Sonu var derler. Geldik işte. O güzel şeyleri sonlandırmamak da bizim elimizde. Geç kaldım. Günaydın. Geldim.
Günaydın. 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 Ben dışarıda bekleseydim. Gerek yok, geçin böyle. Günaydın. Günaydın. Arkadaşlar, Deniz Bey komşumuz olur. Aynı zamanda Pelin'in kuzeni. Duodenal ulkustan şüpheleniyoruz. Baryumlu grafi alacağız. Yusuf'cum be, sana zahmet olacak. Radyolojiyi arayıp Deniz Bey'i ne zaman alabilirlermiş öğrenebilir misin? Evet, inceledim. Geçmiş olsun beyefendi. Sağ ol. Kahve kokutmuşsun ortalığı. Sen de ister misin? Yok canım, kokusu yetti bana. İçemem ben şimdi. Siz ister misiniz? İçebilir miyim? Tahlilleriniz yapılsın ondan sonra. Tabii ya, ne salağım. Ne olacak benim bu halim ya? Boş ver, takmayacaksın kafana tokadan başka bir şey. Hoca geldi, vizite bekliyor. Bir ağız tadıyla kahvemizi içemedik. Bekliyorum. Ben bir kan alıp hemen geleceğim. İdare ederim ben. Tamam. Benim viziteye yetişmem lazım. Hemen bir kanınızı alalım. Daha sonra siz onu tahlile götürün. Sonuçları alınca getirirsiniz, bakarız. 2 saat sonra ikisinin de sonucunu alırsınız. Ceketinizi çıkarır mısınız lütfen? Buraya bırakabilirsiniz. Oturun. Ben buralarda olacağım. Sonuçlar çıkınca getirirsiniz, bakarız. Derin bir nefes alın şimdi. Bırakabilirsiniz. Ne diyordun? Bilmem. Aslında aklım başka yerdeydi. Çok pardon. Laboratuvara götürün bunu Deniz Bey. Sonuçları çıkınca getirirsiniz, bakarız. Anlaştık mı? Anlaştık. Buyurun. Selçuk. Barbara telefon etti. Kızı geliyormuş Susan. Hatırladın mı Susan'ı? Aras'ı sormuş. O hep çok beğenir Aras'ı. Ben Susan'la Aras'ı evlendirdim. 6 tane çocuk yaptılar. Çocukları 6 tane babies. Biri 3 yaşında, biri 2 yaşında, biri 16 yaş. Selçuk! Sorry darling. Şam'daki baraj ihalesiyle ilgili bir haber vardı gazetede. Onu inceliyordum. Ne diyordun? Hiç ilgilenmiyorsun. İlgilenmez olur muyum hayatım? Hep aklındasın. Konu ben değilim. Aras. Aras, 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 Aras. Ne Aras'ı? Of!
Ne olur bir haber. Ay. Bir ümit ver bize doktor hanım, iyi bir haber. Keşke elimde olsa o dediğin anneciğim. Ne görüyorsam onu söylemekle mükellefim ben. Bugün Mehmet'imin doğum günü. 18 sene evvel bugün. Doğduğunda da bozmordu böyle. Şöyle bir vuruverdi emesi, başladı ağlamaya. O ağlıyor, ben gülüyorum. Uyansa da hep beraber gülsek. Ben artık razıyım. Ağlamayın. Bugün Mehmet'imin doğum günü. Doktor hanım ne olur bir şeyler yapın. Bugün doğum günü onu. Bir şeyler yapın. Bir şeyler yapın. Bugün doğum günü. Bir şeyler yapın. Bir şeyler yapın. Pardon hocam. Zarar yok, anlat bakalım. Bilinç tam kapalı. Ağrılı uyarana cevap vermiyor ama tansiyon ve nabız normal sınırlarda. Aldığı çıkardığı sıvı miktarı dengeli. Spontan solunum başlamadığı için solunum cihazından ayıramıyoruz. Ama ben çok da umutsuz değilim. E ne var sana umut veren? Çok genç hocam, başarabilir. Ah, pardon hocam. Sen ne diyorsun Pelin? Hocam bulgular pek parlak değil. Pupiller dilate, beyin ölümü gerçekleşmiş. Daha çok genç Pelin. Pardon hocam. Esra, sence buna daha ne kadar dayanabilir? Veriler ortada. Yaşam nesnesine daha fazla bağlı kalması bence gereksiz. Hasta iyilik yapalım derken kötülük yapıyoruz burada. Kapıda bekleyen yakınlarının gözlerindeki umudu görmüyor musunuz? Bu çocukla birlikte her gün onlar da ölüyorlar Esra'cığım. Altından kalkamayacakları hastane masrafları da cabası. Dersiniz. Doktor Esra Hanım'ı soracaktım. Doktor Esra Hanım yoğun bakımdalar efendim. Sağ olun. Affedersiniz. Doktor Esra Hanım'ı soracaktım. Yoğun bakımdaydı. Sağ olun. Hasta acile geldiğinde ona yaşama fırsatı veren Esra verecek. Sorumluluk senin. Doktor bey, Allah rızası için bir şey söyleyin. Allah'tan ümit kesilmez. Hepimiz oğlunla ilgileniyoruz. Elimizden geldiği kadar. Oğlum yaşayacak mı doktor bey? Yaşatmaya çalışıyoruz hanımefendi. Müşteri olun. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Siz gene de dualarınızı eksik etmeyin. Elimizden ne gelir ki? Sabah akşam dua ediyorum. Ne yapabiliriz ki? Biz senin bu yumuşak kalbine Esra. Hı? Baksana Pelin. Bu çocuk bir kere daha gelmeyecek ya hayata. Bırakalım direnebildiği kadar dirensin. Biz de elimizden geleni yapalım. Belki... Hastalarına böyle davranarak kendi hayatını zorlaştırıyorsun Esra'cığım. Sonra... hastaların da sana bağlanıyor. Yok canım, daha neler. Bağlanan çıktı mı ki şimdiye kadar? Bugüne kadar çıkmaması bundan sonra çıkmayacağı anlamına gelmez ki Esra'cığım.
mi doktor hanım? Söyledim mi ben dedim mi? Bugün senin doğduğun gündür, uyan artık dedim mi? Bugün sanki daha iyi gibi değil mi doktor hanım? Dedin değil mi doktor hanım? Mehmet'im duymuştur seni. Bugün yarın gözünü açar. Sağ ol. Rica etsem bunu Doktor Esra Hanım'a verir misiniz lütfen? Şimdi yanınızdan geçti. Biliyorum, müsait olunca verirsiniz. Zeyhan Hanım çeyiz işletmiş kızına. Ona bakmaya gideceğiz. Biliyor musun? Görenler pek beğenmemiş. İpliği kalitesizmiş neymiş? Benim de kızlara yapmam lazım ama... Lale hayatta istemez. Şeyi daha ne yapsam beğenmez. Esra abi. Esra abi. Esra'nın da gözü hastalardan başka kimseyi görmez. Aman. Hadi Nilgün Hanım çaya. Sahne edecek bu kadın beni ya. Vallahi billahi. Lanet. Al bak işte. 75 lira vermiş bu takıma. Bu hiç 75 lira eder mi? Tuhafiyeci miyim ben? Mualla ne bileyim Allah'a sen. El emeği, göz nuru. Ne isterse verilir. O kadar emek var. Seni de göreceğiz. Sende de 3 tane kız var Nilgün Hanım. Sen bu torbadan tam 3 tane yapacaksın. Bakalım o zaman el emeği göz nuru diyecek misin? Ben hesabımı yaptım. Sen hiç merak etme. Yapsam yapsam bir tek Esra'ya yaparım. Ama böyle ince iş filanla uğraşamam. Sağ kolun kökünden sızlıyor yani. Aa bak onun için ısırgan çok iyi. Nasıl yapacaksın biliyor musun? Isırgan otunu bir güzel kaynatacaksın. Sonra tülbenti ıslatıp iyice ovalayacaksın. Sonra aynı tülbentle ısırgan otunu ağrıyan yerine süreceksin. Ondan sonra sabaha kadar hiçbir şeyin kalmayacak. Vallahi dene. Ayol kim uğraşır ondan? Kadınları valla çevirdiniz burayı. Nilgün Hanım. Kime diyorum ben? Herkes işin başına. Arkadaşlar, oligarşinin oyuna gelmeyin. Provokasyona gelmeyin. Sen git de lüks otellerdeki patronları eğlendir. Devrim sizin neyinize be? Sus lan! Arkadaşlar! Zaten Anadolu'da ne yaparlar biliyorsun değil mi? Boyundan büyük işlere karışıyorsun. Söylemedi deme.
oyunlar. Vakitsiz ötüyormuşum. Kerem! Alışmıştık sizi aynı görmeye. Dedik acaba bir şey mi oldu? Bir hata mı yaptık bilmeden? Bir bardak ada çayı getirsene bana sen. Büyük bardak şeker. Aa, limonu unuttun. İki dilim. Hadi. Buyurun. Teşekkürler. Başka bir arzunuz olursa? Sayısını arttırın. Tamam. Bizim bir yapama çıkarabilir miyim? Güzel, güzel. Tamam. Hayır. Herhalde çıkarıp etkili yok. Peki, teşekkür ederim. Ne haber? Babaya ne haber denmez. Amerika mı burası? Ne oldu? Bir terslik mi var bu? Taahhüdün gerisindeyiz. Bu bölümün şimdiye çoktan bitmiş olması lazım. İş yavaşlatıyor galiba işçiler. Usta başlarıyla konuşmak lazım. Bak, benim de bugün belediyede bir toplantıya yetişmem lazım. Ya konuşayım istersen. Gözlerin içi parlıyor senin. Patronun koşuna gitti galiba. Yok, başka bir şey var sende. Bugün Esra'yı hastaneye ben bıraktım. İlk defa baş başa kaldık. Bak, güzel haber diye ben buna gelmiştim. Açılabilir mi bari? Bu kadar kolay değil be baba. Nasıl hemen gidip de merhaba ben Aras'ım. Küçükken evinizi ben yakmıştım falan diyeyim. Önce Esra'ya kendimi sevdirmem lazım. Sen babana gitme. Fazla vakit geçirmeden Esra'ya açılabilmenin yollarını ara. Konuş diyorsun yani. Hala durdun hata diyorum. Sen git şu kafanı meşgul eden işi temizle bir önce. Usta başları kaçmıyor. Bak,
Mehter takımı mı çalışıyorlar işte? İki ileri bir yeri. Usta başlarıyla toplantı yapsak. Biz de geçtik bu yollardan. Öyle şeyler vardır ki hayatta, yanı başımızda dururlar da varlıklarını, bizim için ne kadar mühim olduklarını ancak onları kaybettikten sonra anlarız. Çok geç olduktan sonra. Her gün görmeye. Ne zamandır sizi görmüyorduk. Ne filmdi ama? Kaldı mı böyle aşklar? Kim kaybetmiş ki biz bulalım? Bence bulamıyorsak bakmadığımız için. Baksak da görmediğimiz için. Uzaklarda sandığımız yanı başımızdadır bazen ama... göremeyiz. Görmek istemeyiz çünkü. Bir şairimiz eksikti. Bu filmle o da tamam oldu. Siz gerçek aşkı buldunuz sanırım Selim Bey. Deniz Bey? Kim? Deniz Bey. Siz de mi sinemadaydınız? Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne diye burada duruyoruz? Bir şeyler içelim. Aslında çok geç oldu. Ama... Hadi oturup biraz sohbet edelim de filmin havasından kurtulalım bari. İyi fikir. Size iyi akşamlar. Ben kaçıyorum. Kalsaydın Selim. Bir şeyler içelim. Otursaydık keşke. Yürüyeceğim biraz. Sen bilirsin. Sabah görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Thank you.
de filmin sonu ölümle bitmeseydi daha iyi olurdu bence. Siz ne dersiniz Deniz Bey? Deminden beri sohbetinizi bölmemek için söylemedim ama hakikati söylemek gerekirse sonu böyle kötü biten filmleri pek sevmem. Adı aşk hikayesi olan bir filme neden geldiniz o zaman? Ayol adam nereden bilsin film nasıl biteceğini? Ya aslında ben yanlışlıkla geldim. Ama sonucuna bakılacak olursa benim için güzel bir yanlışlık oldu. Alo. Merhaba, ben Pelin. Acaba dayım orada mıydı? Mersi. Alo dayıcığım. Yok yok, benim gecem henüz başlamadı da. Birazdan ben nöbete gideceğim. De şey, dayı ben senden bir şey rica edecektim. Acaba senin Sağlık Bakanlığı'nda bir tanıdığın var mı? İşte bu güzel dayıcım benim, yaşasın. Bak ne diyeceğim sana dayı. Az önceki mevzu tamamsa diğer konumuza gelelim. Bazı arkadaşlarımızın mücadelemizde daha aktif olma zamanı geldi. İhsan arkadaş. İhsan yoldaş kırsaldaki örgütlenmeyi başarıyla tamamlayarak aramıza katıldı. Yeni görevin Armutlu bölgesindeki gecekonduda çalışmak. Kırsal bölgedeki çalışmalarının aynısını burada da bekliyoruz senden yoldaş. Tuncay yoldaşımızın 2 senedir hareketimizi yükseltmek için yaptıkları malum. Hepimiz biliyoruz. Lale yoldaş. Üniversitedeki mücadelemizde saflarımıza kattığınız arkadaşlardan dolayı başarılı bir çalışma gösterdiniz. Bu size olan güvenimizi sağlamlaştırdı. Aynı başarıyı yeni sorumluluk bölgesinde de göstermeni bekliyoruz. Hamit. İhsan yoldaş. Lale,
Şu radyoyu açsana, bir sesini duyayım, ne diyor ya? Çıkan çatışmada bir toplum polisinin öldüğü, çok sayıda öğrencinin açılan ateş sonucu yaralandığı belirtildi. Yaralılar Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Sayın dinleyiciler, polis üniversitenin bulunduğu bölgeye giriş çıkışı süresiz yasakladı. Haber yayını hazırlandığı sırada hastane çevresinden de silah seslerinin geldiği belirtildi. Ay bu Esra'nın hastanesi değil mi? Hükümetten yapılan açıklamaya göre benzin, motorin ve gaz yağı fiyatlarına %10... Filminizi inceledim. O kadar işinizin arasında sizle meşgul ettim. Bizim meşguliyetimiz sizsiniz. Yani hastalarımız. Her neyse, 12 parmak bağırsağınızda gerçek bir ülser mevcut. Size reçete yazdım. Yapmanız ve yapmamanız gerekenlerin bir listesini reçeteye ekledim. Boğazınıza biraz daha dikkat etmeniz gerekecek Deniz Bey. Aman bakın. Yediğimi içtiğimi hep dikkat etmişimdir ben. Stres o zaman. Evet. Amerika'da da doktorlar aynı şeyi söylediler. Bu yaşta bu ne stres? Atmayın sıkıntılarınızı içinize. Bünyenize zarar. Söyleyiverin bitsin gitsin. Hep böyle doğru teşhisler mi koyarsınız hastalarınıza? Hastasına ve vakasına göre değişir. Esra gelmiştir. Merhaba anneciğim. Anneciğim hayırdır? Yok bir şey. E niye kapıyı çalıyorsun? Niye mi çalıyorum? Anahtarın yok mu? Almadan çıkmışım anne. O cebindeki ne? Kaşkol anne. Hayırlısıyla bir gelseydi. Çok geç kaldı değil mi? Merak etme. Senin güzel kızın kendini bırakacak bir yakışıklı bulmuştur. Allah Allah. Kimin dedikodusu yapılıyor benden habersiz? Burada olmayanın tabii ki. Ya annenin yemekte ne var ya? Çok açım. Yaptım işte bir şeyler. Esra geldikten sonra oturalım sofraya lütfen. Aa, gelmedi mi hala? Teşekkür ederim Deniz Bey. Ben artık burada iyiyim. Zaten eve kadar bıraksaydım. Siz Kamile teyzeyle tanışmadınız. Teşekkür ederim. İyiyim ben. Peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Uzaklara mı gitsek yahu? Hı? Ama kendimize yakınız. Gitsek mi Kopil? Vazgeçsek mi sevgili gibi İstanbul'dan? Hı? Anlamıyorsun değil mi? Boş ver. Zaten ben de anlatamıyorum. Mis gibi kokuyor, dayanamayacağım artık. Hadi hadi, afiyet olsun, sen başla. Şeyda!
Yavrum gel sen de başla yemeğine. Ay Esra'nın geleceği yok. Baksana saate, o geldiğinde ısıtırım ben onu. Anne, yaşlandıkça endişe kumkuması oluyorsun. Farkında mısın? Oh, sağ ol. Ayol, iki dakika bekleyemediniz. Yani şöyle beraber yer. Ah, siz miydiniz Deniz Bey? İyi akşamlar Nilgün teyzeciğim, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz de iyisinizdir. Sağ olun, iyiyim. Annemin kusuruna bakmayın. En sevdiği kız ortalarda yok da, onun için böyle kapılarda. Öyle mi? Gelmedi mi Esra? Nasıl da anlayıverdiniz hemen? Neyi? Kimin eksik olduğunu. Siz ve Lale Hanım burada olduğunuza göre... merak etmeyin Nilgün teyzeciğim, gelir herhalde. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Esra. Esracığım. Nasılsın Mali abla? Benim ufaklık Ali hastalandı. Ateşi çıktı, öksürüyor. Esra ablası bir gelseydi hastaneden baksa diyordum ya. Bakabilir misin yavrum? Biliyorum yorgunsun ama. Ali'miz hastalanmış. Yorgunluk ne demek? Aşk olsun. Aç kapıyı, geliyorum hemen. Var senin burada? Gideyim istiyorsan. Yok anne, öyle demek istemedim. Adresimi nereden buldun? Your father's secretary. Why? Gizli mi? Anlamadım. Yok anneciğim, gizli değil de sürpriz oldu. Bozulma hemen. Butterfly? Çok korkunç. Bunu hemen yok et, boya. Olmaz anne, onu ev sahibimin kızı çizdi. Ressam kendisi. Mutfak. Kitchen. Bu mu şimdi mutfak? Nilgün'üm, kolay gelsin. Ben de havuç rendeliyordum senin için. İnsan bir haber verir gecikeceğim diye Esra'cığım. Anneciğim, Ali üşütmüş de ona baktım. Üşütmüşmüş. Ben üşüttüm sizin yüzünüzden. Sana da koyuyorum yani. Anne, üçüncü tabağı yedirmeyeceksin olsun, inşallah. Olsun, olsun. Yersin, yersin. Hadi, hadi, hadi. Ben başka hiçbir şey yemem. Hadi, ekmek al. Ye Lalicim. Aman yeme, ye. Ya canım yavrum. Yersen aman. Hadi ye yavrum. Ha? Nasıl geçti günün? İyi miydi? Aç atladım meraktan. Sana ekler aldım. Seviyorsun.
Taze taze ekler çıkarmışlar. Sen ya seviyorsun biliyorum. Anne ben tokum. Sen bırak ben sonra yerim. As you wish. Zaten pek tabakta yok. Anne tabağım da var, bulaşık süngerim de. Merak etme sen. Gelmene çok sevindim anne. Keşke haber verseydin. Ben de sevindim küçük oğlum. Ama burası çok küçük. Ulus'taki eve geçsen diyorum. Mam, ev küçük ama bana yetiyor. Hem Ulus'taki evde insan kaybolur. Siz orayı kiraya versenize. Rent? Why rent? We don't need rent. Bizim ihtiyacımız mı var? Orası senin Aras. Hem mutfak, banyo, kocaman. Rahat edersin. Mam, ben burada rahatım. Anne ya, bana üçüncü tabağı yedirdin ya, helal olsun sana. Asıl sana helal olsun. Yemek konusunda beni üzmeyen bir tek sen varsın aralarında. Şşşt! Ne oldu? Sus. Ne duydun? Bana bak Şeyda, yine ruh hikayelerinden birisi. Şşşt! Dinleyin. Ne? Ne? Deniz Bey'in misafiri var. Bir kadın. Doğru. Topuklu ayakkabı sesi bu. Dinlemesenize. Ayıp. Bir misafiri gelmiştir. Allah Allah. Anneciğim, senin evin bu işe bir dur der. Böyle izin verecek miyiz el alemin böyle gelip gitmesine? Hı, daha dün bir, bugün iki. Ne demek o ya? O biçim ev mi yukarısı? Ne biçim? Aa, kurt kocayınca köpeklerin maskarası olurmuş. Günahını alıyorsunuz çocuğun. Misafiri falan gelmiştir. Ne var bunda? Bence annesi. Ay, kristal kürendi mi gördün? Hah, görürsün. Aras bir daha düşün bence. Bu Ulus'taki ev kocaman, rahat. Bu mahalle biraz tuhaf bence. Ne diyorsun? Bu Butterfly falan tuhaf bir yer. Seni tanıyamıyorum. Benimle de pek konuşmuyorsun artık. Okay. I'm leaving now. Ben gidiyorum Aras. Hoşça kal. Anne. Bu apartmanda oturanlar iyi insanlar mı bari? Anne, hadi. Hadi gidelim. Hadi anne, hadi. Of! Don't! Sana bir soru sordum Aras. Kimler oturuyor bu apartmanda? İyi insanlar. Yani sana bir kötülük gelmesin. Kimlere ben teslim ediyorum çocuğumu? Aras cevap ver. Şş, yavaş. Ne oluyor polisten kaçıyor gibi biz? Anne bu benim ev sahibi var ya. Evet. Biraz geçinmesi zor biri. Konuşayım ev sahibiyle Aras, konuşuyorum. Benim çocuğum sanmasınlar ki sahipsizdir. Mam, bilmediğin şeyler var. Yürü ben sana daha sonra anlatırım. What's up Aras? Hanımlar, bizim sokakta en son ne zaman böyle bir araba gördünüz? Vay anasını sayın seyirciler. Her mahalleye bir milyoner diyordum Enderes de inanmıyordum yiğit. Çıktılar çekilin baktığımız anlaşılmasın. Ya niye canım? Bizim evimiz, bizim penceremiz. Nereye baktığımız kimi ilgilendirir ya? Ne zaman büyüyeceksiniz siz bilmem ki. Şu uğraştığınız şeye bakın. İşte Deniz Bey ve annesi. Ha? Annesiymiş işte. Teyze çok çirkin herhalde. Nereden anladın? Baksana yüzü görünmesin diye tepsi kadar şapka takmış. Kızım sen komünist olacağına komedyen olsaydın ya. Aa. Sen şimdi gör bak komünistliği. Anne ya, madem üst katı kiraya verecektik,
Bari ihtiyacı olan emekçi arkadaşlardan birine verseydik. Yani ne şimdi bu böyle burjuva beyzadesi? Babası kılıklı. O da izan deyince uzan anlardı. Mühim olan insan, evladım. Emekçisi burjuvası mı olurmuş kiralamanın? Onun kısmetiymiş, ona verdik. Hata ettik, sana sormadık. Annem haklı abla. Ayrola kızım. Çöpü çıkarıyorum anne. Aa, Şeyda ve çöp. Hangi dağda kurt öldü? İyi akşamlar Deniz Bey. İyi akşamlar Şeyda Hanım. Aşağıdaki kapının lambasını değiştirtememiştik. Misafiriniz yürüyebildi mi? Bilmem, hiç fark etmedik aslında. Annenizmiş, öyle mi? Deniz Bey, misafirinin kim olduğunu söylemedi henüz. Annemdi. Hah, annesiymiş. Niye tanıştırmadınız oğlum? Bir kahve yapar, ikram ederdik. Çok naziksiniz, fazla kalamadı zaten. Başka zaman inşallah. Evet. Neyse, izninizi isteyeyim ben. İyi akşamlar. Doktor Kemal başlıyor. Sever misiniz kaçağı? Hiç seyretmedim. Sürekli saklanan, birilerinden kaçan bir adamın hikayesi. Bir sırrı var. Ne zaman açıklayacak diye bekliyoruz. Başka zaman inşallah. İyi akşamlar. Size de. Richard Kimball, mesleği doktor, götürüldüğü yer eyalet hapishanesi. Hakikat, Doktor Kimball masum. Ya.
Seni görmeden sensizliğe dayanmak ne kadar kolaymış meğer. Her gün görüp de dokunamamak, elini tutamamak, saçını koklayamamak. Böylesi çok daha zormuş Esra. Ama biliyorum, az kaldı. Deniz gidecek, Aras gelecek. Belki başta bana kızacaksın ama anlayacaksın. İkimiz için. Çok az kaldı Esra. Çok az kaldı. Yakalayacak doktoru sonunda. Şişt, ağzını hayra aç. Kaçmayacaksın abi. Dikileceksin karşısına. Mücadele edeceksin. Ay neyle mücadele edecek? Tek kolu var adamın. Ay kaç geliyor. Ne? Sen buradan bağırınca yakalanmayacak değil mi? Aa, buyurun işte buyurun. Öldü mü kaldı mı bilemiyoruz. Karanlıkta daha iyi kaçar. Boş ver. Ha, dur şu mumu yakayım. Benim çalışmam lazımdı ya. Boş ver, bu gece de çalışmayıver. Size mısır patlatacağım şimdi. Yaşasın karanlık. Senin patlak mısırcı seni. Sen iyice kucağa alıştın ha. Gel bakayım. Yürü. 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 Hop yavaş yürü. Hop dur bakalım. Gel. Aynen böyle. Bir ileri bir geri. Ver bakayım. Sen de aksak. Ben de. Sen niye bana benziyorsun be? Gel. Bayılıyorum şu tavaya. Ne güzel yanıyor değil mi? Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Of be, nasıldı şiirin başı? Hava kurşun gibi ağır, bağır bağır bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum. Oh be! Gördün mü? Bak ışığımla geldim. Ay. Oh. Rekor kimde? Ne o? Ha. Bende. Kaç? 37. Demek 4 saat daha dayanabilirsem uykusuz kalma nöbetini 38 saatle ben ele geçireceğim ha. Değil mi? Bakabilir miyim? Ne? Ha, ha. Çok mu özledin? Kimi? Selim. Hayır yok canım. Çekmecede duruyordu. Öyle gözüme takıldı. Alayım bakayım dedim. Hmm. Her gün hastalarına kusura bakmayın 3 aylık ömrünüz kaldı. Ya da kusura bakmayın kolunuzu kesmek zorundayız derken. Kılım bile kımıldamıyor. İş kendi hayatından konuşmaya gelince çıt. Ne var anlatacak? Ne diyeyim? Mesela seni seviyorum diyebilirsin. Ya da
benimle evlenir misin diyebilirsin. Kime? Bana. Yani bana da desen hiç itirazım olmazdı Selim. Pilin. Aman Selim. Her gün 40 saat çalışıyorum ben bu hastanede. Bu gidişle evde kalacağım diyorum. Tek umudum sensin Selim. Tabii ki Esra'dan bahsediyorum Budala. Şu haline bir baksana. Ya ne var halimde ya? Allah. Kuş kafesten uçmak üzere beyim. Farkında mısın? Senin şu kuzen Esra'ların çatı katını kiralamış. Ya. Peki zor olmayacak mı sizin yıllardan sonra öyle kenar mahalle hayatı falan? Herkes senin gibi öyle susup oturmuyor. Ne lazımsa yapıyor işte. Ne yapacağız biz senin bu hisli hallerini? Edison. Öteki de Filiz Akın zaten. Ya senin hastasının yanından geliyorum. Çocuk bitmiş ya. Hmm. Çekin fişimi de kurtarın beni bu ızdıraptan diye öylece yatıyor. Ailesi hepten perişan zaten. Esra Hanımcığımın gönlü olsun diye o yatağa ihtiyacı olan başka hastaları alamıyoruz hastaneye. Hatice'ye söyledim, evrakları hazırlıyor. Gidip çekeceğim fişini. Birazcık Emre baki olacak ama. Pelin yapma öyle bir şey. Bence bırak o kendi kararını versin. Yani hayır bekle Esra'yı. Yeterince bekleyeni var Esra Hanım. Ben beklemesem de olur. Pelin. Beklemelisin. Ay bu kim şimdi gecenin bu saatinde? Anne alış artık, burası doktor evi. Alo. Buyurun. Yok ben ablasıyım. Bir dakika. Esra sana. Doktor hanımın telefonu. Doktor sekreteri. Efendim. Söyle Hatice'ciğim. Kendisi mi söyledi bunu? Haber verdiğin için sağ ol. Doktor Pelin'e de yolda olduğumu söyle. Ben gelene kadar sakın hastama dokunmasın. Sakın. Birileri kendini Allah sanıyor. Benim de gidip hastamı onun gazabından korumam gerekiyor. Tövbe de evladım, nasıl laf o öyle? Merak etme anne. Ben ne dediğimi biliyorum. Allah da biliyor. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Sen şu toz ilacını içtin mi Şeyda? Evet anne. Kesin içmedin değil mi? Unuttum. Ya bari çaktırmadan içti. Üzme şu kadıncağız ya. Annem çıktım ben. Esra beklesene beraber çıkalım. Aa sen nereye? Meltemlere gidiyoruz kızlar toplantısı. Kıllar tüyler alınacak. Anne orman kaçkını gibiyim, ayıp yani. Ayıp tabii. Çok ayıp hem de. Yavrum geç kalmayın, ortalık karışık zaten. Meraktan öldürmeyin beni. Merak etme anneciğim. Kolaydı sanki. Abla. Oradan söyle. Lale. Kızım annem bakıyor. Abla söz ver, dikkatli olacaksın. Ablacığım dikkatli olacak bir şey yok. Tehlikesiz işler bunlar, kıltıyı falan. Abla. Yürü hadi şimdi, dalacak oradan mevzuya. Görüşürüz anneciğim.
Doktor Pelin Hanım'ı gördün mü? Görmedim. Gördün mü Kopil? Bu kadar hızlanmaya gerek yokmuş. Esra? Bu ne? Bu Kopil. Ne işin var burada? Ayağın cinmiş. Filmine baktım. Kırık yok. Sen? Yoğun bakımda yatan hastan var ya. Ha, biliyorum. Ben yokken Pelin... Yapmadı. Yaptırmadım. Ama istersen... sen de bir sakince düşün. İstersen. Çok da haksız değil aslında. Sen de mi Pelin'den yana çıkıyorsun? Esra. Çok sevince... bağlanınca... hastaya yani. Gerçekleri göremeyiz. Yani bittiğini ve bizden uzaklaştıklarını kabul edemeyiz. Ama umut yoksa... ısrar etmenin de bir anlamı yoktur. Benim umudum var Selim. Benim umudum var. Ben anladım. Sen de anlarsın yakında. Ay... İhtilal gibisin Esra, ödümü patlattın. Hayırdır? Hiç espri kaldıracak durumda değilim Pelin. Vallahi ben de yapacak durumda değilim Esracığım. Murat izinli. Akşamdan beri canım çıktı çalışarak tek başıma. O çocuk benim hastam. Benim onayım olmadan serum kapatma emrini veremezsin. O serumun bir işe yaramayacağını sen de biliyorsun Esracığım. Neden olmayacak duaya amin diyorsun sen? Orada yatan çocuk kardeşin ya da kuzenin olsaydı aynı şekilde mi davranırdın? Bu hizmete ihtiyacı olup da gerçekten hayatta kalma şansı olan bir sürü insan var dışarıda Esra'cığım. Bir hekim olarak nasıl bu kadar duygusal davranabiliyorsun sen? Asıl ben senin nasıl bu kadar duygusuz olduğunu anlamıyorum. Hislerinle hareket ettiğin için Esra'cığım. Eğer mantığınla düşünebilseydin anlardın. Bak Esra'cığım. Hepimize zaman kaybettiriyorsun. Senin o duygusuz dediğin karar var ya, başkalarının hayatını kurtarabilir. Bunu sen de bal gibi biliyorsun. Lütfen, hislerinin mantığını körleştirmesine izin verme Esra. Merak etme Pelin'cim, izin vermem. Ben senin gibi umudunu hemen kaybedenlerden değilim. Buradaki durum budur. Hissiyatla alakası yok. Pekala, Esra'cığım, tercih senin. Hasta senin nasıl olsa. Bunu anladığına çok sevindim Pelin.
Gidip dinlenin biraz. Bu halde hiç kimseye bir faydanız dokunmaz. Biz burada gereken her şeyi yapıyoruz zaten. Onu nasıl bırakırım ki doktor hanım? Ayağımda salladım onu ben. Gitsem bu ayaklarım götürmez ki beni. Yatsam kan uykularda evladım. Nasıl uyurum ben? Aslanım nasıl? Onu de bana doktor hanım. Oğlum nasıl? Maalesef durumunda herhangi bir değişiklik yok. Uyansa bile biliyorsunuz. Size olabilecek ihtimalleri anlatmıştım. Bu koma hali hastada ne gibi bir seker bırakır belli değil. Bak. Burada 4 yaşında. Dizini gördün mü? Merdivenden düşmüştü. 2 dikiş atıldı. İzi kaldı. Bu da ilkokula başladığı gündü. Şunun masumluğuna bakın doktor hanım. Melek gibi. Sen kırılır tabii canım. Biz bir kalemle okul bitirirdik. Hayır yavrum, ben hiçbirinizin hiçbir şeyine dokunmuyorum. Kızıyorsunuz sonra. Anne, bir kere de doğru dürüst cevap ver Allah aşkına. Ay ne dedim ki ben? Hiçbirinizin hiçbir şeyini ellemiyorum dedim. O pembe kutuya baktın mı? Pembe değil o, fuşya. Baktım, yok. E ver ben açayım bıçakla. Benim dedem çakıyla açardı bizim kalemlerimizi. Ah toprağı bol olsun. İstemez. Nereye gidiyorsun bu saatte? Her yer kapalıdır. Yukarıya. Mimar beyimizin kalemtıraşı vardır herhalde. Aa, yatmıştı belki kızım. Ayıp şimdi bu saatte. Yaşamaz da ölürse Mehmet bir kez ölecek. Annesi, babası, onlar her gün. Görüyor mudur hallerini sence? Bir gitsem de kurtulsalar diyor mudur? Bir insanın gitmek isteyip istemediğini nasıl anlarsın? Gözlerinden. Bu tarafta Emre! Ne yapıyorsun?
Teslim ol, teslim ol. Ateş edeceğim, teslim ol. Aferin git! Oh,